Üniversitesi'nden 2016 Ekim'de ihraç oldum. Sonra ihraçtan önce polisin daveti üzerine iki kere ayağımla gittim, teslim oldum. Ondan sonra tutuklandım. 4 ay yerde yattım, Diyarbakır D tipinde. Sonra 15 ay tutuklu kaldıktan sonra ithaliye oldum. Sonrasında beraat ettim ben. Ondan sonra şu anda pasaportumun verilmesini bekliyorum. Daha önceden Amerika'da bulunmuştum ben. Şimdi ise Scholar at Risk diye bir programıyla yazışıyorum, görüşüyorum. Bizim gibi olan bilim adamları için bir ya da iki yıl visiting ya da işte researcher olarak ya ziyaretçi, araştırmacı olarak bize Türkiye'deki yöneticilerin göstermediği ilgiyi, alakayı gösteriyorlar. Benimle mülakatta bulundular. Daha doğrusu telefonla, WhatsApp üzerinden görüştük. Bana dediler ki eğer seyahat kısıtım varsa, ki vardı 4-5 ay önce, ondan sonra birkaç öneride bulundular. Ben dedim ki legal yollarla geleceğim. Benim vizem var Amerika'ya, sorun yok. Ondan sonra işte sana referans mektubu verelim, yayınlarına edit desteği verelim. Ve bir de buradaki insanlar suyularını keselim, işte ağaç kökü yesinler derken hiç tanımadığım Leona diye bir kız. Ondan sonra sana para verelim dediler. Ve beni kırmamak için para da demiyorlar, grant diyorlar. Yani grant'in anlamı İngilizce yani yayın, bilimsel destek aslında bir nevi halimize acıyorlar. Ben de teşekkür ettim. Dedim benim ailem mali durumu yerinde, bizi destekliyorlar. Teşekkür ederim. Yani paralarını kabul etmedim. Ama tahminim pasaport bittikten sonra, süresi bu yasak işi bittikten sonra, ben hapisteyken bile diyordum artık cesedim bile buralarda, bu topraklarda olmasın. Çok kırıldım yani. İşte ben içerideyken eşimi gözaltına aldılar. Ondan sonra damadımı gözaltına aldılar. Ondan sonra yani evime baskın yaptılar. Psikolojilerimiz allak bullak oldu yani. Artık biz, ben şahsen, benim gibiler, tam bu ülkeye faydalı olacakken, siz düşünün, benim bu tecrübem birilerine yar olacak yani. Ben 6 çocuklu bir memurun oğluydum. Sur içinde büyümüş bir memurun oğluydum. Maaşımla hem ben okudum, hem çoluk çocuğumu okuttum. Ne evim ne arabam oldu. Sonraki zamanda Allah razı olsun annemden, bize vefat etmeden tabiri caizse şeylerini, bize verilmesi gereken mirası şimdi verdi ki rahat edelim yani. Onun için şunu söyleyeceğim ben. Bu kadar insanın küstürülmesi bence bir proje yani. Düşünün siz, Diyarbakır'dan, Sur içinden bir memurun oğlu işte kendi imkanlarıyla master, yüksek lisans yapıyor, yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor, Amerika'ya postdoc'a gidiyor. Tam böyle ülkeye faydalıyken bu şeyler, Urfalılar hellohop diyor. Bu hellohop koptu. Meşhum 15 Temmuz olayı oldu. Ki kaldı ki bir sürü sorunlu soruları olan, sorunlu olan bir kalkışma ya da bir artık tiyatro mu diyorlar, kanlı tiyatro mu diyorlar, ne diyorlarsa desinler ama biz şahsen bu ülkeye duygusal olarak benim gibi olanlar bağını kaybetmiş durumda. Yani ben artık bu saatten sonra hani diyorum ya duygusal kopuş, aynı şey benim eşim için de geçerli. Şu anda biz pasaport yasağı kalktıktan sonra ben bu ülkeden bir şey istemiyorum kardeşim. Lanet olsun. Benim pasaportumu verin, ben çıkıp gideyim. Yani 3 ay, 3 yıldır, 4 yıldır son yayın yazmaya çalışıyoruz işte. Kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar yani? Üniversitede olmayınca motivasyonumuz da düşüyor yani. Şu anda yayın yazacağız, yayın yazacak kurumumuz yok. Freelance researcher, işte güya serbest araştırmacı yani. Dergiler de diyor ki şeyinizi yazın. Nedir o? Kurumunuzu yazın. Yani şunu diyeceğim ben. Olan bu Anadolu insanı ne oldu yani? Bu kadar okumuş, çizmiş, yazmış, entelektüel insan çöpe gidecek yani. Vatan millet Sakarya faslı benim için bitmiş. İkincisi, ben artık kutsal bir toprağa, belki Kur'an'da kutsal olan yerler vardır. Ona, ama bana göre toprağın kutsallığı yok yani. Çok yani ben yani artık ne bileyim, benim komşum Robert olabilir, Dorothy olabilir. Ne olacak yani? Yani şu anda Ahmet, Mehmet benim komşum da ne oluyor yani? Şu anda ben 5 vakit camiye giden
bir adamdım bir zaman. Şimdi camiye gitmiyorum. Cuma namazına vaaz falan faslı bitsin. Ayağımı sürüyerek sünnet evde kılıyorum kendime göre. Ondan sonra o iki rekat farz için gidiyorum ben yani. Niye? Çünkü artık oradaki insanlarla yan yana gelmek istemiyorum. Muhafazakar insan görmek istemiyorum ben yani. Çünkü niye? Bu zulme bu kadar sessiz kalınmaz yani. Kalınamaması lazımdı yani. Onun için yani şunu söyleyeyim. Ülke 18 Çanakkale Harbi'nden sonra en fazla insan kaybının olacağı an olacak. Bu pasaport yasağı kalktıktan sonra. Koca 80 milyon insan var kardeşim. Bir tane çıkıp bizim mahalleden. Ya siz bu insanlar ne yapıyorsunuz? Diyen adam yok yani. Emin Çolaşan hapishanede hapishane mektupları yazdı. Mağdur mektupları yazdı. Bir sürü muhafazakar mahalleden insan daha yeni yeni siyasi hesaplarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben demiyorum işte entelektüelim, bilim adamıyım. Ben okur yazar bir adamım. Bir aklım da var bunları sorgulayacak kadar. Ben bu şeyi seyrettikten sonra, bu küçük videoyu seyrettikten sonra, filmi seyrettikten sonra herkese çöküş filmini seyretmeyi tavsiye ediyorum. Ne zaman top mermileri Berlin'e düşüyor, o zaman Almanlar diyor ya ne oluyoruz? Onun için çöküş filmini seyretmelerini tavsiye ediyorum.